Harika bir börek yapıyoruz. Açma börek yapıyoruz. Zülfiye Hanım bize bu güzel börek nasıl yapılır? Şimdi tarifini verecek. Malzemelerimiz neler acaba Zülfiye ablacığım? Sirke. Bir fincan sirkemiz var. Pul biber, nane, soda. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Tuz, salça. Domates biber karışık. Evet. Maya. Maya. Evet. Mayamız, toz mayamızı, kuru mayamızı suyun içinde biraz açtık. Isladık. Bir tane yumurta, pul biber. Kırmızı toz biberimiz var. Yoğurdumuz var. Bir kase. Bir kase yoğurdumuz var. İki adet soğanımız var. Zülfiye ablacığım, bir de bir leğen yeşillik görüyorum burada. Ne var bunun içinde? Mazı var, ıspanak var. Ebe gümeci var. Ebe gümeci var. Nanemiz var. Şu anda bölgede, yollarda, tarlalarda hangi otlar çıkıyorsa, yenebilecek ne ot varsa şu anda leğenimizde var. Unumuz var, beyaz peynirimiz var ve şimdi bu açma böreklerimizi yapmaya başlıyoruz. Sizi izliyoruz. Unumuza şimdi malzemelerimizi katacağız ama ne kadar un var? Yarım kilo unumuz var. Tamam. Yarım kilo unumuza önce hangi malzememizi koyalım? Önce tuzumuzu alıyoruz. Tamam. Kabartma tozumuz güzelce kabarsın. 2 çay kaşığı kadar kabartma tozumuzu ilave ettik. Yoğurdumuzu da ilave ettik. Bir kase yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu koyduk. Evet, ondan sonra mayamızı koyuyoruz. Bir paket kuru mayamız vardı. Kuru mayamızla suyu buluşturduk. Birazcık mayamızı erittik. Mayalı bir hamur yapacağız. Evet. Mayamızı da koyduk. Sirkemizi vereyim hemen. Bir fincan. Bir fincan da sirkemiz var. Kahve fincanı. O çıtır çıtır yapsın hamurumuzu. Bir de yumurtamız var. Yumurtamızı da kırıyoruz. Yumurtalı vallahi güzel bir hamur yaptık. Bayağı besleyici. Yumuşak bir hamur yapacağım. Tamam. Ben biraz, suyu dökeyim mi? Dök biraz su. Şöyle karıştırayım güzelce. Tamam. Kıvamına getireyim yoğurdu, yumurtayı. Süper. Sonra unumuzu koyacağız değil mi? Evet. Sonra unumuzu katacağız. Süper. Bir güzel yoğuruyoruz. Suyumuzu da ilave ettik unumuza. Böyle kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kulak memesi kıvamında müthiş bir hamur elde ettik. Dinlendiriyor muyuz Zülfiye ablacığım? Evet. 10 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz şimdi. Hamurumuzun üstünü jelatinle örtüyoruz. 10 dakika kadar hamurumuz dinlensin ama biz tabii ki boş durmayalım. Burada bir leğen otumuz var. Ispanaklarımız var. Ispanaklarımızı temizledik, yıkadık. Ayıkladık. Ayıkladık. Şimdi küçük küçük doğruyoruz. Çok güzel. Bütün otlarımızı bir güzel doğradık. Bir leğen yeşilliğimiz var. Şimdi ne yapalım içine Zülfiye ablacığım? Şimdi içine tuz atacağım. Ovalayacağım. Tuzla ovuyoruz. Tamam, bir güzel yeşilliklerimizi tuzla yoğurduk. Evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Baharatları mı koyalım? Baharatlarını koyalım. Tamam, bir miktar pul biber. Bir miktar... Bu da nanemiz. Nane. Tamam. Başka şey, tatlı toz biber. Evet. Onu da birazcık ilave ettik. Onu at. Atayım, hepsini tamam. Katalım. Hemen salça, evet. Bir miktar salçamızı da... Şöyle. Hepsini dökeyim mi? Dök. Tamam. 2 yemek kaşığı dolusu salçamızı da koyduk. Evet. Şimdi soğanlarımızı doğrayacağım. Tamam. Şimdi sıra geldi soğanlarımızı doğramaya. Soğanlarımızı bir güzel doğruyoruz. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı ilave ettim. Zülfiye abla 2 adet orta boy soğanımızı doğruyor. Ben de bütün malzemelerimizi karıştırayım. Malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi peyniri mi ilave edeyim? Şöyle büzüştüre büzüştüre, şöyle minik minik eze eze beyaz peynirimizi de ilave ediyoruz. Harika bir börek içi hazırlıyoruz bu arada. Gerçekten inanılmaz lezzetli olacak. Evet, açma böreğimizin içini hazırladık. Artık hamurunuz mayalanmış mıdır? Evet. O zaman ne yapalım? Hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Masamızı şöyle bir toparlayayım. Şimdi bir miktar unu fırın tepsimize serpiyoruz. Şimdi minik minik bezeler yapıyoruz. Bütün hamurumuzu bu şekilde bezeleyip fırın tepsimize alacağız. Son bezemiz de artık hazır. Hepsini bir güzel topak topak yaptık. Şimdi artık açmaya başlayabilir miyiz? 5 dakika sonra başlayacağız.
Yaklaşık 5 dakikayı geride bıraktık. Hamurumuz dinlendi. Şimdi açabiliriz. Hamurumuz çok güzel oldu Zülfü ablacığım. Ne güzel açtın. Şimdi ne yapalım? Malzemesini koyacağız. Tepsinin içine yağımızı döküyoruz. Tamam. Harika. Şöyle. Şöyle bir yaydıralım mı bunu? Yaydıralım. Tamam. Açtığımız bu güzel hamuru ortadan ikiye böldük. İçine malzemelerini koyalım. Tamam. Hazırladığımız o güzel ıspanaklı, otlu, peynirli malzememizi hadi koyalım. Harika. Bol bol otlarımızı, peynirimizi ilave ediyoruz. Ne zamanlarda yaparsınız Zülfü ablacığım bu açmayı? Canımız istediği zaman yaparız açma böreği. Her zaman yapılır. Evet. Bayramlarda, törenlerde, seyranlarda, düğünlerde, özel günlerde, sünnetlerde olmazsa olmaz. Evet, aynen öyle. Şimdi doluyorum. Dolayalım. Bir güzel bakın rulo yapıyoruz, dürüm gibi sarıyoruz. Gül böreği gibi bir de içe doluyoruz. Harika. Şimdi fırın tepsimizi alıyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Böreğimiz. Süper. Bir güzel doluyoruz. Bakın dürüm yapıyoruz. Ve bu güzel yufkamızı da sarmaya devam ediyoruz böreğimizin çevresine. Süper. Tepsimizi bu şekilde dolduracağız. Yufkalarımızı açacağız ve gül böreği şeklinde tepsimizi dolayacağız. Hadi diğer bezemizi de açalım. Fırınımızın başına geçtik çünkü artık tepsimiz neredeyse hazır hale geldi. Doldurduk. Son bezemizi de açıyoruz. Şimdi son bezimizin içini de o güzel otlarla, peynirimizle dolduracağız. Oh, efsane bir börek yapıyoruz. El açması börek. Şöyle böreğimizi koyayım. Otlarımızla donatıyoruz. Bol malzemeli, bol yeşillikli, bol peynirli harika bir köy böreği yapıyoruz. Bir güzel sarıyoruz. Bakın dürüm yaptık. Şimdi ikinci yufkamızı da bir güzel dürüm gibi sarıyoruz. Rulo yapıyoruz. Ve tepsimizin içine sara sara yerleştireceğiz. Ve son yufkamız da artık tepsimizin içinde. Şimdi artık böreğimiz hazır. Evet. Şimdi artık sıra geldi bu güzel böreği fırına götürmeye ama öncesinde yoğurtla üzerini bir güzel kızarması için yoğurtlayacağız. Bir miktar zeytinyağı ilave ediyoruz yoğurdumuza. Zeytinyağı ile beraber yoğurdumuzu çırpıyoruz bir güzel. Yoğurt daha güzel kızarmasını sağlayacak, daha fazla lezzet verecek. Zeytinyağı da tabii ki ayrı bir lezzet verecek. Bir güzel yoğurtluyoruz. Yalnız tepsimiz de çok güzel oldu gerçekten. Harika bir börek yaptık. Bir güzel bakın böreğimizin üstünü yoğurtladık. Nefis oldu gerçekten. Şimdi fırına götüreceğiz. Elektrikli fırında pişirecekler kaç dakika, kaç derecede pişirsinler? 180 derecede 20 dakikada pişer. Süper. Ama biz tabii köyümüzün fırınına gidiyoruz. Odun ateşinde pişireceğiz. Onda da 20 dakika yeter mi? Yeter. Tamam o zaman böreğimi alıyorum ve fırına gidiyorum. Allah! Böreğimizi fırından çıkardık. Nefis kızarmış üstü. Aman Allah'ım bir tablo, bir sanat. Yeme de yanında yat. Üstüne şimdi tereyağı sürüyoruz. Tereyağı sürüyoruz. Bol tereyağlı yoğurdu sürmüştük. Yoğurt nefis kızartmış. Tereyağıyla da lezzetlendiriyoruz. Şöyle parlasın, daha da güzel olsun. Karşınızda mükemmel bir börek. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun yiyenlere. Yiyenlere afiyet olsun. Şifa olsun. Köy böreği yaptık otlu peynirli. Mükemmel oldu. Köy peynirinden yaptık. Çok da güzel yaptık. Yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.